USS Virginia. Bu denizaltıdaki yeni teknoloji ürünü aletler bir sahile gizlice yaklaşılmasına, potansiyel düşmanları gizlice dinleyip gözlemlemeye ve karşı konulmaz bir güçle saldırmasına olanak sağlıyor. Mega denizaltı yeni sınıf bir denizaltı. Bu sınıfa Virginia deniyor. Bu muhteşem bir gemi. Yeni sınıfın ilki olan USS Virginia'nın inanılmaz yetenekleri var. Bu dünyadaki en ileri teknoloji ürünü denizaltının ta kendisi. İşte karşınızda. Biz denizaltıların Ferrari'si diyoruz. Mürettebatsa deniz kuvvetlerindeki en iyi eğitimli denizcilerden oluşuyor. İkinci motor açılıyor. Öyle olmakta zorundalar. Zira bu şimdiye kadar üretilmiş en karmaşık denizaltı. Kilitlendi. Aynı zamanda çok büyük bir de silah. Diğer gemilere tahribat gücü çok yüksek torpidolarla saldırılabileceği gibi karanın 1600 kilometre içlerine doğru da nokta atışı yapabilme özelliğine sahip. Düşmanlardan kaçması gerektiği zamanda USS Virginia 240 metre derinliğe dalabiliyor. Ancak bu denizaltının kendi başına bir sınıf oluşturmasını sağlayan şey de son derece gelişmiş casusluk yetisi. Bu denizaltıya en iyi dinleyici deniyor ve bunun da bir nedeni var. USS Virginia'daki hassas sensörler daha önce hiçbir Amerikan denizaltısında kullanılmamıştı. Bu denizaltı diğerlerinden çok daha iyi görebiliyor ve duyabiliyor. Ancak böyle gelişmiş teknolojiyle bile USS Virginia'nın düşmanlarına yaklaşması gerekiyor ve bunu yapıyor. Ve düşmana çok yaklaşıyor. Bunun için de son derece gelişmiş bir otonavigasyon sistemi kullanılıyor ve bu sistem sayesinde sığ sularda bile belirlenen koordinatlara ulaşmayı başarıyor. Virginia için sorulması gereken asıl soru ne kadar yavaş gidebileceğidir. 8000 ton ağırlığındaki bu denizaltının sahil şeridinde tabandan birkaç metre yukarıda gitmesi nasıl sağlanmaktadır? Bu gemi santim santim ilerleyebilir mi? Tıpkı hayalet uçaklarda olduğu gibi bu denizaltı da görünmeden hareket edebiliyor. Ancak hayalet uçağın aksine gerekli olduğu takdirde Virginia 3 ay boyunca hareket etmeden suyun altında kalabilmektedir. Günlerce, haftalarca, aylarca orada dursak bizi görmeleri imkansızdır. Böyle bir başka denizaltı da yok. Kendini çok iyi gizleyebildiği için de Virginia'dan daha iyi istihbarat toplayabilecek bir deniz aracı da yok. Ayrıca donanmanın özel kuvvetlerinden Navy SEALS'i de birkaç dakika içinde mevzilendirebilmektedir. İşte bütün bu özellikler bu denizaltıyı diğerlerinden ayırıyor. USS Virginia son derece ağır bir deniz yaratığı diyebiliriz. 7800 ton ağırlığındaki bu denizaltı 1600 katil balinanın toplam ağırlığına eşit. Bu denizaltının uzunluğu da 115 metre. Eğer özgürlük heykelini yana yatıracak olursanız Virginia heykelden yine de 22 metre daha uzun olacaktır. Peki ama böyle büyük bir denizaltı nasıl bu kadar rahat hareket etmektedir? Bu denizaltının dinamik gücü nükleer bir reaktörden geliyor. Bu reaktörün tasarımı ve çalışma prensibi açıklanmamaktadır. Ancak bildiğimiz bir şey var, o da çok ciddi bir güç üretebildiği. Bu küçük nükleer reaktör deniz suyunu buhara dönüştürebiliyor. Aşırı derecede yüklü bu buharda denizaltının pervanelerinin dönmesini sağlayan devasa türbinleri çalıştırmaktadır. Bu reaktör aynı zamanda ileri teknoloji ürünü bu araçtaki her türlü elektronik aygıta da güç veriyor. Bunun yanı sıra Virginia'daki nükleer reaktörün ömrü 30 yıldır. Bunun anlamı yeniden yakıt almasına gerek kalmadan 30 yıl boyunca sularda yüzebilecek olmasıdır. Bu diğer Amerikan denizaltılarındaki nükleer reaktörlerin ömrünün tam iki katıdır. Günümüzde USS Virginia inanılmaz bir başarı hikayesi haline gelmiştir. Ancak bundan 10 yıl önce onun ve Amerikan donanmasındaki diğer denizaltıların geleceği pek de parlak değildi. Amerikan donanmasında iki ayrı tip denizaltı bulunuyor. İlki derin okyanuslara uygun balistik denizaltılarıdır. Bu denizaltıların tek amacı vardır, o da dünyanın herhangi bir yerine nükleer füze göndermek ve gerektiği zaman füzeyi hedefe vurması için fırlatmak.
diğerleri ise saldırı denizaltılarıdır. Bunlar hızlı hareket etmek, gemileri batırmak, kruz füzeleri fırlatmak ve istihbarat toplamak için tasarlanmıştır. Virginia'dan önce saldırı denizaltılarından en önemlisi Sea Wolf sınıfı denizaltılardı. İlk Sea Wolf denizaltıyı tasarlamak ve üretmek için tam tamına 5 milyar dolar harcanmıştı. Bu denizaltı, Soğuk Savaş döneminde güçlü Sovyet deniz kuvvetlerine karşı derin sularda savaşmak için üretilmişti. Ancak 90'ların başında politikanın gidişatı bir anda değişti ve neredeyse bir günde Sovyetler Birliği çöktü. Amerika'nın en büyük düşmanı bir anda yok olmuştu. Süper güçler arasındaki bu pahalı kuvvet yarışının da artık bir anlamı kalmamıştı. Bu yeni dünyada savunma masraflarının kesilmesi de kaçınılmaz bir sondu. Askeriyedeki her birim de bu kesintiden nasibini alacaktı. Sea Wolf sınıfı gibi pahalı denizaltılara artık gerek yoktu. Ancak 90'lı yılların ortalarına gelindiğinde Amerika'nın yeni düşmanları ve yeni müttefikleri ortaya çıktı. Diktatörlük rejimiyle yönetilen Irak ve Somali gibi ülkelerde ortaya çıkan terörist gruplar harcamaların gözden geçirilmesini sağladı. Günümüzde uğraşmak zorunda kaldığımız tehditlere bakacak olursanız, bunların daha ziyade küçük üçüncü dünya ülkeleri olduğunu görürsünüz. Bu nedenle de bizlerin savaşı onların ayağına, yani onların kıyı şeridine götürmemiz gerekiyor. Eğer bu teröristlerin deniz kuvveti yoksa, büyük bir donanmanın ne anlamı var? Amerika Birleşik Devletleri'nin denizaltıya neden ihtiyacı var? Güzel soru. Ve bu soru 90'ların başında en üst düzeyde de tartışılmıştı. Karmaşık dünyamız göz önüne alındığında askeriyenin istihbarata duyduğu gereksinimin de fazla olduğu anlaşılıyor. Ancak Amerikan savunmasının zaten son derece gelişmiş casus uçakları ve uyduları var. Bu sayede olan biten her şeyi birkaç kilometre yukarıdan görebiliyorlar. Ayrıca yerden de keşif yapıp istihbarat sağlayacak donanıma sahipler. O zaman denizaltılara ne gerek var? Aslında denizaltılara gerçekten de çok gerek var. Donanmak kullanılan teknoloji sayesinde denizaltıların kendini belli etmeden sığ sularda kalabileceğini bilmektedir. Daha da önemlisi bu denizaltı haftalar hatta aylarca bu bölgelerde kalabiliyor. Eğer bu denizaltılar düşman kuvvetlerini yakından gözlemleyebilecekse bu askeri açıdan büyük bir önem taşıyor. 1995 yılında Amerikan Senatosu deniz kuvvetlerinin yeni saldırı denizaltıları ile ilgili teklifini kabul etti. Ancak donanmanın tasarımcılardan istediği belli standartlar vardı. Yeni denizaltılar son derece gelişmiş casusluk teknolojisiyle donatılmalı ve sığ sularda istediği yere varabilmeliydi. Ayrıca akıntılardan etkilenmeden bulunduğu yerde haftalarca hatta aylarca kalabilmeliydi. Gerekli gördüğü takdirde düşmana ileri teknoloji ürünü silahlarla saldırabilmeliydi. Ayrıca Navy SEAL gibi özel kuvvetleri de istediği anda mevzilendirebilmeliydi. Bu denizaltı hayalet uçaklar gibi görünmeden hareket etmeli ve yeri geldiğinde 3 ay kadar bir hayalet gibi düşman sularında gezebilmeliydi. Bu liste gerçekten de çok zorlayıcıydı. Ama aradıkları başka şeyler de vardı. Bu denizaltının yapımı Sea Wolf'un yapımından bir yıl daha kısa sürmeliydi. Ama daha önemli bir şey vardı. Sea Wolf'tan %20 daha ucuza imal edilmeliydi. Böyle istekler olduğundan denizaltı endüstrisindeki kimi kişiler bunun imkansız olduğunu düşündüler. Sanıyorum insanlar ilk başta bu nasıl yapılır ki daha önce böyle bir şey yapmamıştık diye düşündüler. Eğer donanma bunu başarabilirse ellerinde yepyeni bir silah daha olacaktı. Ancak başarısız olurlarsa donanmadaki bütün denizaltılara şüpheyle bakacaklardı. Yeni terörist düşmanlarıyla yakından ilgilenmek zorunda. Donanma bu yeni savaşta denizaltıların faydalı olacağı konusunda ısrarlı. Donanma daha büyük, daha sessiz ve daha tehlikeli yeni bir sınıf denizaltı yapabileceklerini iddia ediyor. Ancak ortada bir sorun var. Zira bu yeni denizaltı bir önceki sınıf Sea Wolf denizaltılarından daha kısa sürede yapılmalı ve daha ucuza mal edilmeli. Bu durumda da bu yeni proje ilk başlarda pek de başarılı olacakmış gibi görünmüyor. Donanma bu devasa projeyi güvenilen bir şirket olan Electric Boat'a teslim etmeyi uygun gördü. Brockton, Connecticut'ta bulunan bu şirket, 100 yılı aşkın süredir Amerikan donanması için gemi ve denizaltı üretmeye devam ediyor.
İlk olarak 1900 yılında Amerikan donanması için USS Holland isimli bir denizaltı yapmışlardı. USS Holland, Amerikan donanmasında yeni bir çığır açmış ve 100 yılı aşkın süre boyunca devam edecek denizaltı yapımı da böylelikle başlamış olacaktı. Electric Boat uzmanlığını her ne kadar kanıtlamış olsa da bazı hükümet yetkilileri bu projeye imkansız gözüyle bakıyordu. Şartlar ne kadar zorlayıcı olsa da Electric Boat sonunda Virginia sınıfı denizaltılarını tasarlayıp imal etmeye karar verdi. Ancak Sea Wolf'tan ucuz olmasını sağlamak için denizaltı imalatının tamamen değiştirilmesi gerekiyordu. Her şey kağıt ve tahtayla başlıyordu. Eskiden işe ilk planları kağıt üzerinde çizerek başlarlardı. Daha önceki denizaltıların tasarımı, herhangi büyük bir inşaat projesi gibi kağıt üzerinde iki boyutlu planların ve eskizlerin çizilmesiyle başlamıştı. Ancak iki boyutlu çizimlerdeki en büyük sorun, farklı tasarımcıların birbirlerinin çizimlerini göremiyor olmasıydı. Eğer iki farklı departmanda çalışan iki mühendis aynı yerin kendilerine gerektiğini düşünürse, bu projenin geç kalmasına neden olabilir. Bu kadar kısıtlı zaman ve para söz konusu olunca hata yapmamak gerekiyor. Bu daha başlamadan projenin aksaması anlamına gelebilir. Hatta bu yeni süper denizaltı projesinin sona ermesi anlamına bile gelebilir. Ekibin bir başka çözüme daha ihtiyacı var. Bunun için de bilgisayar teknolojisinden destek almaya karar verdiler. En büyük avantajı modelin 3 boyutlu olarak görülebilecek olmasıydı. Yani her departman bir diğerinin ne yaptığını rahatlıkla görebilecekti. İşe yararsa şirket büyük kar edecek ve daha etkili bir denizaltı üretebilecekti. Ancak işe yaramazsa yeni denizaltı projesi daha başlamadan biterdi. Electric Boat'un başkanı sonunda bu riske girmeye karar verdi. İçeri girdi ve tüm çizim tahtalarımızı ortadan kaldırdı. Bize döndü ve bilgisayarlarınızda devam edin dedi. Eskiden yani denizaltılar kağıt üzerinde tasarlandığı zamanlarda denizaltının gerçek boyutlu bir modeli yapılır ve her şeyin yerine oturup oturmadığına bakılırdı. Ne var ki yeni bilgisayar teknolojisi sayesinde böyle bir şeye vakit ayırmaya gerek yoktu. Çünkü bütün bu denemeler bilgisayar ekranından yapılabiliyordu. İlk kez bir Amerikan donanması denizaltısı tamamen bilgisayarda tasarlanıyordu. Bu tasarımda kullanılan programın işe yaradığı da biliniyordu. Bu bir sır değildi. Katya ismi verilen bu program, Boeing şirketi tarafından uçak tasarımlarında kullanılmıştı. Electric Boat, uçak gövdesi ve denizaltı gövdesi arasındaki benzerliklerden dolayı programı kullanmanın uygun olduğuna karar verdi. Gerçekten de doğru karar vermişlerdi. Bütün tasarımcılar projenin 3 boyutlu görüntüsünü görebiliyordu. Bu sayede bütün mühendisler aynı anda aynı sanal ortamda çalışabiliyordu. Tasarımcılar diğerlerinin kullandığı bir alana tecavüz etmeden çalışabiliyordu. Boruları döşeyen bir mühendis boruları döşüyor, bense kabloları yerleştiriyorum. İkimiz de birbirimizin alanına girmeden çalışabiliyoruz. Denizaltının her bir parçası işlevsellik ve ekonomik olması için tetkik ediliyordu. Dolayısıyla denizaltıyı bilgisayarda tasarlamak, parçaları yerleştirebilmek açısından kolaylık sağlıyordu. Şimdi tasarımcıların yapması gereken tek şey insanlar için yer ayırmaktı. İşçilerin parçaları monte etmesi, denizcilerin de denizaltıyı yürütebilmesi için alana ihtiyacı vardı. Bırakılan boş alanların yeterli olup olmadığını test etmek için de tasarımcılar bu adamı kullandılar. Karşınızda Ergo Adam. Ergo Adam, 3 ayrı büyüklüğü olan ve sanal ortamda yaşayan bir görüntü. Ergo Adam'ın 1.70, 1.80 ve 1.90 boyunda görüntüleri var. İnsanların yaptığı her türlü hareketi Ergo Adam da yapabiliyor. Eğer belli bir alanda bir insanın ergonomik açıdan rahat edemeyeceğini düşünecek olursa da, rahat edemeyen uzmanı kırmızıya dönüştürerek mühendislere alanın ergonomik açıdan uygun olup olmadığını belirtiyor. Bu devrim niteliğindeki teknik şirketin milyonlarca dolar zarardan kurtarabilecek. Ayrıca mürettebatın en etkili şekilde çalışabileceğinden de emin olmak zorundalar. Bilgisayar destekli tasarım başka bir konuda daha büyük fayda sağlıyor.
Gelecekteki savaşların nasıl olacağı bilinmediğinden bu denizaltının bütün gelişmeleri ayak uydurabilecek şekilde tasarlanması gerekiyor. Savaş alanında yeni teknolojiler ortaya çıktıkça Virginia da bunlara hemen adapte olmak zorunda. Denizaltının gelişmelere adapte olmasını sağlamak amacıyla tasarımcılar bu süper denizaltıyı yaparlarken modüler tasarım adı verdikleri bir açık sistem mimarisini kullandılar. Bu da denizaltının kimi alanlarında içi boş olan modüller bırakılması anlamına geliyor. Bu açık alanlarda silah sistemleri ya da sonar teknolojileri gibi prefabrike modüller taşınabilecek. Bu modüller yeri geldiğinde tek bir birim olarak da monte edilebiliyor. Bu sayede Virginia'nın gelecekteki versiyonları gelişmiş sistemlerin monte edilmesi açısından hiçbir zorluk yaşamayacaktır. Bu sayede yeni teknolojileri ve yetileri monte etmek için yeni sınıf bir denizaltı üretmek yerine hali hazırdaki denizaltıya modifikasyonlar yapılması yeterli olacak. Bu bir denizaltı tasarımında ekonomik açıdan çok ciddi bir gelişme. Eğer işe yararsa bu dünyadaki okyanuslarda gezen en etkili denizaltı olmaya aday. Ancak onu tasarlamak ne kadar zorsa yapım aşamasının da bir o kadar zorlu geçeceği kesin. Daha önce yapılan denizaltılardan daha az para harcayarak bir denizaltı yapmak hiç de kolay bir iş değil. Ve şimdi yeni bir sorun daha var. Tasarım için bu kadar çok para harcandığından donanmanın imalat için yeterince parası kalmamış olabilir. Virginia sınıfının prototipi hiçbir zaman su üstüne çıkmayabilir. Donanma çok zorlu bir projeye adım attı. Amaç şu ana kadar yapılmış bütün denizaltılardan daha etkili bir denizaltı üretebilmek. Ancak bu denizaltının önceki saldırı denizaltısı Seabolt'tan daha kısa sürede ve daha ucuza yapılması gerekiyor. Denizaltının tasarımı Electric Boat tarafından büyük bir özenle yapıldı bile. Ve ilk kez Amerikan donanması için yapılan bir denizaltı sadece bilgisayar ortamında tasarlandı. Bu çok büyük bir başarı, ancak bir sorun var. Donanmanın Virginia programı için ayırdığı bütçe tükenmek üzere. Bu yeni denizaltı daha bitmeden proje iptal bile edilebilir. Ancak bu kez Electric Boat tarihinde hiç yapmadığı bir şey yapmaya karar veriyor. Yıllar boyunca Electric Boat, gemi inşaatı konusunda oldukça başarılı bir başka şirket olan Northrop Grumman's Newport News ile amansız bir rekabet içindeydi. Electric Boat bu amansız rakibiyle güçlerini birleştirmeyi ve daha önce hiç yapılmamış bir şey yaparak denizaltıyı iki şirketin birlikte geliştirmesini teklif ediyor. Zira kaynakları ve beyin gücünü birleştirerek daha çabuk ve daha etkili çalışabileceklerine inanıyorlar. Bu gerçekten mantıklıydı. Bu birleşme projede bir umut ışığı doğuruyor ve masrafın 700 milyon dolar azalmasını sağlıyordu. Peki ama bu iki rakip yıllar süren farklılıklarını bir kenara bırakıp süper bir denizaltı üretecek miydi? Bu devasa proje iki ayrı şirket tarafından nasıl yürütülür? Daha önce de söylediğimiz gibi böyle bir şey daha önce hiç yapılmamıştı. Ancak rakip şirketler bunu başarmak zorundalar. Çünkü donanmanın artık bu projeyi harcayacak parası kalmadı. Eski saldırı denizaltılarından daha kısa sürede ve daha ucuza bir denizaltı yapılabilmesi için iki rakip şirketin işbirliği yapması gerekiyor. Bu hem çok büyük hem de çok riskli bir girişim. Eğer başarısız olurlarsa donanmanın denizaltı programının sonu geldi demektir. Donanma yeni dünyaya uygun bir denizaltı yaptırmak istiyor. İki şirket ortaklığı da bunun ancak projenin zamanında teslim edilince bir manası olacağını biliyor. Herhangi bir gecikme bütün masraf kesintilerini anlamsız kılabilir. Daha önce böyle bir şey hiç yapılmamıştı. Yoksa bu proje çok mu abartılı? Veya sonu olmayan bir işe mi adım atıyorlar? 1987 yılının sonunda imalata geçiliyor. Her denizaltı imalatında olduğu gibi bu defada en önemli parça olan gövdenin inşaatıyla işe başlanıyor. Mürettebat ve silahlar burada bulunacak.
Eğer yeterince güçlü olmazsa hem yüzlerce askerin hayatı hem de milyonlarca dolara mal olan bu denizaltı tehlikede demektir. Bu sadece pahalı bir hata değil, ulusal bir felaket anlamına da geliyor. Elbette bu devasa denizaltının gövdesi normal çelikten imal edilmeyecek. Gövde inanılmaz basınca dayanıklı olmak zorunda. Virginia'nın düşmanlarından gizlenebilmesi için 240 metre derine inebilmesi gerekiyor. Çünkü bu sayede hiç kimse onu göremediği için son derece güvende olacak. Ancak derinlerde basınç arttığından çelik gövdenin 1 santimetre üzerine gelen 26 kilogramlık basınca dayanıklı olabilmesi gerekiyor. Bu bir yemek tabağının bir fili taşıyabilecek güçte olmasıyla aynı şey. Çeliğin böyle bir basınca dayanıklı olmasını sağlamak çok önemli. Bu çeliğin nasıl üretildiği askeri bir sır. Ancak çok güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Hem de çok güçlü. Ancak şimdiki sorun da bu güçlü çeliği bükebilmek. Bu gerçekten zor bir iş. Bu makine 4500 tonluk bir basınç tatbik edebiliyor. Bu basınç araba pres makinesinin tatbik ettiği basıncın tam 30 kat fazlası. Bu kocaman merdaneler devasa çeliği bükmeyi başarıyor. Bükülen çelikler bu halka şeklindeki çerçevelere monte ediliyor. Daha sonra da silindir halini almaları için kaynakla tutturuluyorlar. Bu çok önemli bir an. Bu işler eskiden elle kaynak yapan ekipler tarafından yapılıyordu. Ancak çok derinlere inecek bu deniz altındaki tek bir hata yeri bir felakete neden olabilir. Bunun tek bir çözümü var, o da robotlar. Burada görmüş olduğunuz robotlar çok az hata yaparak hiç durmadan çalışabiliyor. Burada yapılan kaynaklarda hatasızlık yüzdemiz %99. Bu da demek oluyor ki kalite kontrol esnasında parçaların sadece %1'inde hata görüyoruz. Bu oldukça masraflı bir işlem. Ancak bu projede hataya yer yok. Bu kaynak yerleri röntgen aletleriyle inceleniyor. Hava kabarcığı tek bir hata bile bütün bu çelik gövdenin güçsüzleşmesine neden olabilir. Bu zayıflık okyanus derinliklerinde maruz kalınan basıncın daha da etkili olmasına neden olabilir. Eğer röntgen cihazında bir hata olduğu görülürse bunun derhal düzeltilmesi gerekiyor. İşin ilginç yanı, burada hata olmadığı takdirde ek yerlerinin aslında çeliğin kendisinden bile daha güçlü hale geliyor olması. Bu 240 metre derinlerdeyken insanı biraz rahatlatıyor. Gövdenin parçalarının imalatı bittikten sonra da iskeletin yapım aşamasına geçiliyor. Çeliğin işlendiği bu bölümde ise denizaltının iskeletine eklenecek olan zemin, duvar ve diğer parçaların imalatı yapılıyor. Bir kez daha robotların kullanımı hem işlemi hızlandırıyor hem de hata payını en aza indiriyor. Şirketler bir gecikme olmasını istemediğinden bu son derece önemli. Günümüzde kullanılan elektronik teknolojisi robotlara neyi ne zaman yapması gerektiğini zaten söylüyor. Bu gerçekten de inanılmaz bir şey. Çok gelişmiş lazer işaretleyicisi robotik teknolojisinde gelinen son noktayı gösteriyor. Bu alet insan hatasını ortadan kaldırmak için geliştirilmiş ve bilgisayardan kendisine aktarılan verileri hiç hata yapmadan aktarabiliyor. Bu dünya üzerindeki en etkili lazer işaretleyicilerden biri. Peki ama bu yeni teknoloji işe yarayacak mı? Daha önce denizaltı yapımında hiç kullanılmamıştı. Makine kalite kontrolünden en yüksek notları almayı başarıyor. Bu teknoloji süper denizaltının yapımında kullanılan ileri teknolojilerden sadece biri. Proje şimdilik iyi gidiyor. Şimdi ise işaretlenen çeliğin kesilmesi gerek. Peki ama bu kadar güçlü bir çelik nasıl kesilir? Bunun için de Waterjet ismi verilen son derece güçlü bir kesme aleti kullanılıyor. Burada çeliği kesmek için kullanılan Grena, çeliği kesmeye çalışırken ısınmaya karşı önlem olarak sürekli su fışkırtıyor. Çeliği bu metotla kesmenin en büyük avantajı, kesim esnasında hiçbir alanda ısınma sorunu yaşanmıyor olması. Bu da kasılma, esneme ya da erimeden kaynaklanabilecek her türlü hatanın önüne geçilmesini sağlıyor.
Grena dünya üzerindeki en sert taşlardan biri olmasa da bu işlemde kullanılmasının en büyük nedeni çeliği kesecek kadar sert ama zarar vermeyecek kadar da yumuşak olması. Bu kesim esnasında çeliğin her bir santimetre karesine 39 kilogramlık bir basınç uygulanıyor. Bu da 30 santim kalınlığındaki bir çeliği kesmeye yeter. Kesim işleminden sonra parçalar kaynaklanmak için hazır durumda. Bunlar denizaltının iskeletini oluşturacak. Bütün bu işlemler devam ederken denizaltının diğer modülleri de yerlerine oturtulmaya çalışılıyor. Yaşam alanları ve silahlar denizaltının yapımı bitmeden başka bir alanda bir araya getiriliyor. Bu hem işlemi kolaylaştırıyor hem de montaj öncesinde test edilmesini sağlıyor. Virginia'nın kontrol modülü yapılması gereken en karmaşık modüldür. Burası denizaltının beyni. Bütün önemli işlemlerin yapıldığı yer, çevrenin gözlemlendiği yer. Ayrıca o üstün silahlar da bu modülden kontrol edilecek. Eğer bu modülde bir sorun çıkarsa, bütün denizaltı işlevini yitirip denizin dibini boylayacak. Virginia'nın ayrı parçaları, modüler sistemleri, yaşam alanları ve dış gövdesi çok etkili bir şekilde inşa edilmeli. Ancak bu ayrı parçaların hiçbiri bir denizaltının içinde bir arada kullanılmadı. Ne var ki bütün bu parçalar bir araya gelmeden Virginia'da görev yapacak olan denizcilerin bu denizaltına binmesi ve çalışmaya başlaması gibi bir durum söz konusu değil. Denizaltına son şekli verilmeden bir şekilde bütün parçalarında işlevselliğinin kontrol edilmesi gerekiyor. Peki ama denizciler bu tamamlanmamış denizaltında çalışmaya nasıl başlayabilir? Deniz kuvvetlerinin yaratıcı olup bu denizaltı tamamlandığında her şeyin çalışır durumda olduğunu denizaltının gelişimi tamamlanmadan onaylayabilmesi gerekiyor. Ve bu da gerçekten zor bir iş. İşte proje burada ya çöpe gidecek ya da şahlanacak. Tam anlamıyla süper bir denizaltı. Daha önce ona benzer bir denizaltı hiç yapılmadı. Yani mürettebatı diğer denizaltılarda eğitmek gibi bir durum söz konusu bile değil. Ancak bu yeni denizaltının suya inmeden test edilmesi gerekiyor. Buna mürettebat da dahil. Bu yeni denizaltıyı kullanabilmek için ayrı bir eğitim alınması gerekiyor. Ancak bu yeni bir makine ve kimse nasıl çalıştığını bilmiyor. Projenin geri kalanı gibi bu sorunu da çözmek donanma için hiç de kolay olmayacak. Eğitim her denizcinin kabusuyla başlıyor. Makine dairesinin bir kopyası olan bu odada bir su baskını bile söz konusu. Mürettebat gerçekten batmakta olan bir denizaltıda olmasa bile bu senaryo onlar için oldukça gerçekçi. Denizde su baskınıyla karşılaşabileceklerini iyi biliyorlar. Bu durumdan kurtulabilmek için tek şansları da akan suyu durdurabilmek. Makine dairesinin su baskını. Bir denizaltında su baskını olduğu zaman denizaltındaki herkesin hayatı tehlikede demektir. Baskın kontrolü, makine dairesinde su baskını söz konusu. Bir an önce yardım gelmesini bekliyoruz. Bu durumda denizaltının su üstüne çıkması imkansızdır. Düşmanların onu görmemesi gerek. Şu anda su baskınını kontrol altına almaya çalışıyoruz. Elimizdeki adamları buraya sevk edin. Eğer denizaltı çok fazla su alırsa ağırlaşacak. Bu nedenle de gittikçe daha da dibe doğru gidecektir. Adamlar çok derinde oldukları için kapaklardan da kaçamazlar. Yoksa su basıncı yüzünden ölürler. Eğer sızıntıyı durduramazlarsa okyanusun derinliklerinden kurtulmaları mümkün değil. Demir bir tabutun içine gömüldüler demektir. Çekiç. Bu denizciler komutanları tarafından değerlendiriliyor. Biraz yavaş. Borulardaki sızıntıyı durdurabilmek için de askerler boruların etrafını sarmaya çalışıyor. Daha büyük delikleri ise askerin yuvarlak uçlu metal plaklarla kapatması gerekiyor. Bu zorunlu. Daha sonra da plakaların etrafı sarılarak sabitlenmesi gerekiyor.
Yerinden çıkartma. Yerinden çıkartma. İyice bağla. Komutanlar askerlerin sakin ve düzgün bir şekilde çalışmasını istiyor. Neyse ki bu stres dolu testler sonunda mürettebatın tamamı komutanlarından geçer not alıyor. Bu askerler aylarca birlikte vakit geçirilecek insanlar. Deniz altındaki yaşam da zaten bundan ibaret. Küçük bir alanda sizden beklenen her şeyi zamanında yapmalısınız. Askerden beklenen budur. Burası klostrofobik insanlar için uygun değil. Üst düzey askerinden tutun da aşçısına kadar USS Virginia'da çalışmaya başlayacak herkesin acil durumlarda ne yapması gerektiğini iyi bilmesi gerekiyor. Ancak bu şekilde birbirlerine yardımcı olabilirler. Yani deniz altında görevli askerlerin tek yapması gereken acil durumlarda harekete geçmek değil, dümen kullanmak ya da sonar operatörlüğü gibi kendilerinden beklenen işleri de yapabilmektir. Bu yüzden de hepsinin denizaltının nasıl çalıştığını bilmesi gerek. Sonar ve navigasyon bölümleri sesten etkilenmemek için diğer bölümlerden ayrı tutuluyor. Yeni teknoloji ve yerden kazanılan tasarım sayesinde bu birbirinden farklı iki görev tek bir kontrol ünitesinden yürütülebiliyor. Buraya ilk geldiğimizde aslında biraz zorlandık çünkü Virginia'daki sonar sistemi bizim eskiden alışık olduğumuz sistemden oldukça farklıydı. Burada diğer tüm kumanda sistemlerinden uzaktayız ve ayrı bir odada olduğumuz için de kimse çıkan diğer seslerden en ufak bir rahatsızlık bile duymuyor. Ancak asıl testler başladığında bütün ekibin bir arada çalışmaya başlaması gerekiyor. Başka bir seçenek olmadığından donanma bir simülatör yapılmasına onay verdi. Bu simülatördeki her şey, gelecekte suya indirilecek olan denizaltının kontrol odasındaki her şeyle aynı. Bu özel olarak Virginia sınıfı için yapılmış özel bir simülatör. Şimdi aşağıdakilere bakmanı ve yazmanı istiyorum. İlk kez mürettebat, denizaltında karşılaşacakları kontrol sistemini görme fırsatı buluyor. Burada eğitime alınan tüm askerlerimiz belki de nispeten yavaş hareket ediyor olabilirler. Ancak onun dışında kontrol odasındaki tüm işlemler deniz altındakiyle birebir aynı. Üçüncüyü çek. Sonar'a bir kez daha bakın. Sonar'da görev yapan askerlerin alışması gereken bir şey daha var. O da meslektaşlarıyla yan yana çalışmak. Daha önce sesten etkilenmemek için sonar hep ayrı odalarda gözlemlenirdi. Ancak Virginia'da görev yapacak olan askerlerin aynı odada başkalarıyla çalışmaya alışması gerekiyor. Sonar, buradaki ekranda bir şey görmüyorum. Doğrulayın. İlk başta çekinceleri olsa da sonar operatörleri başkalarıyla birlikte çalışıyor olmanın faydaları olduğunu da görüyor. Bana kalırsa bütün olarak bakıldığında çok daha iyi işleyen bir sistem. Bir sonar operatörü olarak ben durumu çok daha farklı açılardan görebiliyorum. Bu simülasyondan mürettebat, devrim niteliği taşıyan denizaltının bütün özelliklerini görebilecek. İlk kez bir Amerikan denizaltısı periskopu olmadan üretiliyor. Normalde periskop su yüzeyine çıkar ve aynalardan kurulu bir sistem sayesinde tek bir kişinin ufku taramasına yardımcı olur. Ancak bu gelişmiş casus denizaltı etrafını çok daha net görmek zorunda. Bu denizaltı bir periskop yerine üzeri kameralar ve sensörlerle bezeli bir maske kullanıyor. Photonics ismi verilen bu sensörler kontrol odasındaki panellere bilgi aktarıyor. Denizaltı tarihinde ilk defa kontrol odasında bulunan herkes su yüzeyinde neler olup bittiğini aynı anda görebiliyor. Herkes aynı odada olduğundan aradaki iletişimde çok daha etkili oluyor. Mürettebat eğitimini tamamladığına göre bu denizaltı bitim aşamasına geldi demektir. Denizaltının gövdesi, iskeleti ve diğer modüllerin birleştirilme vakti geldi. Denizaltı ortaya çıkana kadar da bütün bu parçalar teker teker birleştirilmeye devam edilecek. 2003 Ağustos ayında USS Virginia suya inmeye hazırdı. Bütün tersliklere rağmen iki şirket imkansız gibi görüneni yapmayı başardı. Bu denizaltı dünyadaki en ileri teknolojik sistemlere sahip mükemmel bir denizaltı.
Bu gerçekten de büyük bir başarı. Şu an bir kutlama yapmak için pek de doğru bir zaman değil. Eğer bu denizaltı ilk deneme seferinde başarılı olamazsa bütün proje çöpe gitti demektir. Virginia'nın su altındaki testlerini tamamlaması ve asıl üretim nedeni için sınamalardan geçirilmesi gerekiyor. Geçmişte denizaltı testlerinde kimi zaman büyük sorunlar çıktığı da oluyordu. Bu sorunlar oldukça büyük maliyetlere neden olmuştu. USS Virginia ileri teknoloji kullanılarak tasarlanmıştı. Bu iş için hem çok fazla zaman hem de büyük miktarlarda para harcanmıştı. Eğer bu süper denizaltı başarılı olacaksa sualtı testlerinde hiçbir sorun çıkmaması gerekiyor. Bu bütün projeyi tehlikeye atabilirdi. USS Virginia'nın yapımı nihayet sona erdi. Bu proje 6 yıl sürdü ve donanmanın cebinden milyonlarca dolar para çıktı. Yine de önceki denizaltı Seawolf'tan çok daha ucuza ve kısa sürede tamamlandı. Bu büyük bir başarı. Ama şu anda hiçbir önemi yok. Çünkü yeni testler yapılması gerek. Eğer şimdi sorun çıkarsa bütün proje denizin dibini boyladı demektir. Bu sorunları çözmek yıllar sürebilir. Bu da donanmaya çok pahalıya patlayacaktır. Hatta bütün denizaltı birimi için bir felaket anlamına gelebilir. Geçmişte bu aşamada sorunlar yaşamak oldukça normaldi. Ancak bu projenin başarısız olmaması gerekiyor. Yeni Virginia sınıfı için işte o büyük an geldi. 2003 yılının Ağustos ayında Virginia sonunda suya indi. İşlem tamamlandı. Önlerindeki birkaç denizaltı Alpha Test diye bilinen bir dizi teste tabi tutulacak. Eğer bir sorun çıkacaksa da bu aşamada çıkacaktır. Eskiden olsa hatalar çıksa bile bir süre ortadan kaldırılırdı. Ancak ne şirketlerin ne de donanmanın böyle bir lüksü yok. Virginia'nın mutlaka testten geçmesi gerekiyor. Genelde aynı sınıf denizaltılarının prototipinde sorunlar çıkması gayet normaldir. Virginia ilk kez suya indiğinde kaptan ve mürettebat da bütün fonksiyonları test etmek için hazır bekliyordu. 20 metre. Deniz altındaki her şey test edilmeli. İlk olarak sonar test ediliyor. Karanlık sularda bile bir denizaltı sonar sayesinde her şeyi görür. Bu sistem alıcı ve vericilerle çalışır. Sistemin yapı taşlarından biri de sonar küresi adı verilen ve denizaltının burun kısmında bulunan cihazdır. Kürenin etrafında denizaltı kulağı niteliği taşıyan yüzlerce hidrofon vardır. Bunlara pasif sensör ismi verilir. Görevleri denizaltının dışından gelen sesleri dinlemektir. Etrafındaki odacıksa sonarı denizaltının içinden gelen seslere karşı korur. Sonar küresinin aktif sonar yetisi diye adlandırılan bir özelliği daha vardır. Bu sayede ses dalgaları yayarak dalgaların geri geliş mesafesinden etrafında olanları hissedebilmesini sağlar. Burundaki sonarın yanı sıra her iki yanda 3 tane olmak üzere denizaltının alt kısmında 6 sonar daha vardır. Bu denizaltının etrafını daha rahat görebilmesini sağlar. Çelik halatla denizaltıya bağlı olan ve yeri geldiğinde serbest bırakılabilen bir sonar daha vardır. Denizaltının arkası kör noktası olduğundan saldırılara karşı en zayıf noktası da burasıdır. Virginia düşman topraklarının sahil şeridinde rahatça dolaşacak şekilde tasarlanmıştır. Ancak denizaltıları sularından uzak tutmak için buralarda düşman tarafından yerleştirilmiş mayınların olması da oldukça mümkün. Bu mayınlar genelde zincirlerle dibe tutturulur ve suyun içine salınırlar. Bu sorunu ortadan kaldırmak ve etrafı daha net görebilmek için iki ayrı sistem kullanılan ilk denizaltı da Virginia sınıfıdır. Bu sayede mayınlar daha net görülmekte, onlardan kaçmak daha kolay olmaktadır. Çarpmadan, uzak bir mesafeden patlatılabilmektedirler. Bütün bu işlemler için sonar sistemi kullanılır. Bu sistem ilk testten çok iyi notlar alarak geçmeyi başardı. Virginia'yı diğer bütün denizaltılardan ayıran en büyük özelliklerden biri de çok rahat bir şekilde sığ sularda yol alabiliyor olması. Hazır mıyız?
her deniz altında olduğu gibi Virginia'da hızını ayarlamak için pervanelerini kullanıyor. Ayrıca suyun içinde aşağı yukarı hareket edebilmek için de suyun kaldırma kuvvetini kullanmak zorundadır. Aşağı inmek için depolardaki hava boşaltılır ve deniz suyuyla dolması sağlanarak denizaltının aşağı inmesine olanak verilir. Böylece batar. Yukarı çıkmak içinse depolardaki deniz suyunu dışarı çıkartabilmek için basınçlı hava kullanılır. Böylece hafifleyen denizaltı yukarı çıkar. Su denizaltının kenarında bulunan küçük depolardan da dışarı çıkartılabiliyor. Böylece dengede durabilir. Bu sistemler bütün Amerikan donanması denizaltılarında kullanılabiliyor. Ancak Virginia'yı diğerlerinden farklı kılan şey, tüm bunların merkezi bir programla kumanda ediliyor olması. Bu şekilde dibe indiğimizde, denizaltı biz değiştirene kadar aynı derinlikte ve güzergahta kalmayı başarmaktadır. Normalde bir denizaltı sabit kalmak istediği zaman akıntılardan etkilenerek savrulmaya başlar. Ne var ki Virginia'daki hovering sistemi akıntıları ve diğer faktörleri bertaraf ederek denizaltının belirlenen yerde durmasına olanak sağlıyor. Virginia'nın istediği kadar hareketsiz halde kalabilmesi de oldukça büyük bir yenilik değeri taşıyor. Denizaltının hareketsiz kalması, Navy SEALs gibi özel timlerin kapaklardan rahatlıkla dışarı çıkmasına ve içeri girmesine olanak sağlıyor. Donanmadaki başka hiçbir denizaltında özel timleri mevzilendirecek daha gelişmiş bir sistem yoktur. Filo'daki başka hiçbir denizaltında Navy SEALs için ayrı bölüm yoktur. 9 kişi içinde barındıran bu bölme, bir Navy SEALs timinin hiçbir yardım almadan denizaltından çıkıp içeri girmesine olanak sağlar. Dışarı çıktıktan sonra da denizaltının dışında bulunan ve görev talimatları, silahlarını alabildikleri bölmeye ulaşmaları da hiç de zor değildir. Daha sonra da sessiz bir şekilde görev yerlerine giderler. Navy SEALs'in de korunması gerekiyor. Bu durumda Virginia bütün silahları üzerinde yardıma gelir. Virginia'nın üzerinde Tomahawk kruz füzesi fırlatabilen tam 12 rampası bulunuyor. 1000 mile kadar olan mesafelerdeki hedefler stratejik olarak yok edilebiliyor. Fırlatılabilir 4 torpido tüpü yüzeyden gelebilecek herhangi bir tehlikeyi savmak için hazır bekliyor. Ama eğer ihtiyaç duyarsa Virginia gayet basit bir şekilde ortadan kaybolabiliyor. Gizli kalmak ve tespit edilebilmekten kaçınmak amacıyla Virginia'nın %100 sessizlik içinde manevra yapma kabiliyeti bulunuyor. Virginia sınıfı denizaltıların pervanenin etrafında gürültüyü azaltmak için devasa bir kanalı vardır. Ve aracı daha hidrodinamik kılmak için gövdenin tümü kauçukla kaplı durumda. Bu tıpkı şunun gibi. Otoyolda arabanızı son hızla sürerken pencereleri açarsanız radyonun sesini gürültüden duyamazsınız. Tıpkı Virginia gibi. Biz de hızla seyrederken akıntının gürültüsünden kendi sensörlerimizden gelen sesi duyamıyoruz. O yüzden gemiyi olabildiğince sessizleştirip hidrodinamik açıdan yumuşatıp akıntının sesini azaltmak istiyoruz ki böylelikle sensörlerimizden neler olup bittiğini duyabilelim. Bu ses azaltan sistemler sayesinde Virginia bile kendi sesini duymamaktadır. Ancak sonarlar sayesinde dışarıda neyin olduğunu ve neler olduğunu görebiliyor. Bütün sistemlerin, teknolojilerin ve mürettebatın test edilmesinden sonra alfa testlerinin sonuna gelinmiş oldu. Herkesi şaşırtan ve en çok sevindiren şey Virginia'nın alfa testlerini hiç sorun yaşamadan geçmiş olmasıydı. Alfa testlerinden sonra herkesin bundan ötürü çok memnun olduğunu görmek ve testlerde en ufak bir pürüz bile çıkmamış olmasını bilmek çok rahatlatıcı. Denizaltı ilk testten dönerken üzerinde bir süpürge vardı. Bu da bize hiçbir sorun olmadığını göstermek için sembolik bir şey. Bu süpürgenin koyulması, denizaltının bütün testleri sorun çıkmadan geçtiğinin ve tüm işlemleri layıkıyla yerine getirdiğinin bir ispatı. Kumandada olduğumdan beri tamamladığım bütün denemeler büyük bir başarıyla sonuçlandı. Gemi her denemede kendinden beklenenleri aşmayı başardı. Bu gerçekten olağanüstü bir tasarım. Normal şartlarda nükleer güçle çalışan bir denizaltı inşa edildiğinde, çalışma takviminde bir yıl süren testler ve sonrasında da bir yıl boyunca yapılan düzenlemeler vardı.
Ama Virginia testler esnasında çok iyi performans sergilediği için düzeltmelerin yapılacağı ikinci yıla ihtiyaç kalmadı. Herkes büyük özenle çalıştı ve çok büyük çaba sarf edildi. Böyle harika bir programın parçası olmak muhteşemdi. Ve bunu gerçekleştiren insanlarla gurur duyuyorum. USS Virginia denizaltı tarihinde bir dönüm noktası oldu. Virginia'nın tasarımı ve inşası o kadar başarılıydı ki belirlenen tarihten bir yıl önce hizmete konabilecek. Virginia'nın hizmete hazır hale gelişi denizaltı tasarlarken bilgisayar yardımı alma yaklaşımının doğru olduğunu kanıtlıyor. Yeni teknolojiler ve iki şirketin kaynaklarını birleştirmiş olması, ekip olarak çalışması bu kadar farklı özelliklere sahip bir denizaltının yapılmasına olanak sağladı. Sığ sularda hareketsiz bir şekilde dururken bile düşman topraklarına asker çıkartabiliyor ve her türlü işlevi yerine getirebiliyor. Yeni özellikleri bu yeni sınıf denizaltının açık denizlerde düşman gemilerini parçalamaya çalışan bir denizaltı olmadığını gösteriyor. USS Virginia, Virginia sınıfı denizaltılarının ilki. Bu yeni nesil denizaltının önümüzdeki yıllarda ne gibi durumlarla karşılaşacağını bilmiyoruz. Kimi görevlerin ne olduğunu asla öğrenemeyebiliriz. Çünkü bu bilgi halka açılmıyor. Ama bilinen bir şey var, o da hedef ne olursa olsun USS Virginia ve mürettebatının her zaman göreve hazır bir şekilde bekliyor olacağıdır.